İkincilik kırmızı grupta 2 Ege ekibi Aydınspor 1923 ve Bucaspor'u karşı karşıya getiren mücadelede Bucaspor 58. dakikada Furkan'la öne geçmesine rağmen 3 puanı son saniyelerde kaybetti. Aydınspor 1923 Seçkin Getbay'ın penaltısıyla 1 puana uzandı. Bucaspor'sa kaybedilen 2 puana üzüldü. Mücadele sonrası her iki ekibin teknik direktörü Göksel Özdemir ve Tolga Doğantes Ege TV mikrofonlarına konuştu. İşsiz kalmamızın sebebi ikinci yarıda. İlk yarıda mecbur iki oyuncu değişti yaptık. Stoperimiz Önlü Veramos sakatlanınca çok erken iki oyuncu değişti yapmamız. Bundan sonra yapacak olduğumuz hamleleri engelledi. Ama tabii ki bu mazeret değil bizim için. Bizim normalde kazanmamız gereken bir maçtı. Ama her ne olursa olsun karşımızda oynamaya çalışan, mücadele etmeye çalışan bir rakip. Futbolda böyle şeyler oluyor. Sonuçta kaybedilebilecek bir maçtı. Ama kazanmamız için fırsatlar yakaladığımız bir maçtı oldu. İlk yarı maçtan önce planladığımız gitti gibi maç. Ona göre plan yapmıştık. İkinci yarıda istediğimiz oyunu ortaya koymaya başladık. Arkasından golü de bulduk. Golden sonra fark olması gerekiyordu ama maalesef girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Karagümrük maçı ilk geldiğim hafta aynı bu şekilde 90+6'da bir penaltı golüyle berabere bitti maç. Bu maç da aynı şekilde bitti. Ben gelmeden bir hafta önce Tokat maçı da aynı 90+3'lerde uzatmalarda berabere kalmış. Bakıldığı zaman 3 maçta 6 puan kayıp gibi gözüküyor. Kazanılan 6 puan. Onlar şu an bizim hanemizde olsa 9 puanımız olacak. Liderin 12 puanı var. 3 puanlı sistemde şu an liderin 12 puanı varsa Bucaspor için hiçbir şey hayal değildir. Bu oyuncu grubu burada bir kere daha bir şey gösterdi. Eğer işini ciddiye alırsan, takım halinde beraber hareket ediyorsan, içeride veya dışarıda oynayacağın her maçı avantaja çevirebilirsin. Biz bugün girdiğimiz pozisyonları çevirseydik özellikle 1-0'dan sonra, buradan çok daha farklı bir neticeyle ayrılırdık.